Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Play to Earn oyununda daha karşınızdayım. Bu seferki birazcık daha farklı olacak. Yazı tabanlı ve Discord üzerinden oynuyoruz. Evet, bunun için Discord hesabınız olması lazım. Ve başlangıç maliyetidir vesairedir. Birazcık ucuz ve çok güzel kazandırıyor açıkçası. Ne mi bu oyun? Hadi gelin şimdi birlikte inceleyelim. Oyunumuzun ismi Journey to God arkadaşlar ve oyuna başlamak için öyle almışam büyük bir miktar para yatırmanıza gerek yok. İsterseniz oyuna başlarken çok ucuza silah ve zırh satın alıp başlayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem birazcık şanssız deneyin. Bu paketlerden satın alın. Ve paketlerden çıkana göre zaten içinden çıkanla kendi parasını da çıkartabiliyor. Size şimdi şu örneği göstereyim. Alacağımız paket bu. Ha bu arada nereden alıyoruz, ne yapıyoruz? Geçmeden önce temel bilgiyi de vereyim. Vax ağında oynuyoruz arkadaşlar. Vax ağını hiç bilmiyorsanız internetten aratabilirsiniz. Yakında bunlarla ilgili video yapacağım ama şu anlık yok. Sizin kendiniz bulmanız gerekiyor. Oyunumuz Vax ağında arkadaşlar ve oyun ismi Journey to God. Atomic Hub'a girdiğinizde Journey to God'ı seçip ve buradan da pack'e tıklayın arkadaşlar. Buradan paket alıyorsunuz ve paketin içinden bazı eşyalar çıkıyor. Ve bu eşyaları oyunda kullanacağız. Dediğim gibi daha ucuza silahları da alabilirsiniz ama genelde ucuz olanlar dandik oluyor ve ileriki seviyelerde size zorluk yaratacağını düşünüyorum. O yüzden benim tavsiyem hem paketten alın, güzel bir şey çıkarma şansınız olur ve fazladan çıkartacağınız güzel şeylerle oyunun parasını zaten direkt çıkartırsınız ki ben bir tanesini sattım. Bak dandik çıkanlardan bir tanesiydi. Ben kaç vax harcadım bu oyuna? 38 vax harcadım. Zaten 3 vax'ını geri aldım. Bir şey mi değil. Tabii ki de. Bir de My Link Sting'de duruyor örneğin 14 Vax'ında. Aslında bunu birazcık daha düşürsem 13 Vax deyin. Oradan da 2-3 Vax geldi. Oyunun parasını, yatırdığımın parasının yarısını çoktan çıkarmışım ki bunlar kullanmadığım eşyalardı. Ne yapacağız arkadaşlar? Paketi aldınız. Paketi aldıktan sonra açıyoruz. Ve size 4 tane, evet 4 tane eşya veriyordu. Bu 4 tane eşyayı da kullanmak için, ha bu arada paketi de buradan açıyorsunuz. Direkt gelip My Inventory kısmından arkadaşlar. Şurada üstüne tıklıyorsunuz. Şurada bir yerde unpack olması lazımdı. Oradan açtınız. Tamamdır. Oo çok güzel. Bakın bana çıkan şeyleri göstereyim. Benim kullandıklarımı gösterir. Steel plate armor kullanıyorum. Üstüne de steel longbow kullanıyorum. Bana ekstradan bir tane daha steel longbow düşmüştü örneğin. Onu sattım. Ve bir tane daha aşağı düşmüştü. Onu da sattım. Bunu sattım derken satışa koydum. Neyse. Gelelim oyuna. Çok uzattım buradaki lafı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Discord'da aşağıya linkini bırakacağım size. Bu oyunun Discord kanalına katılıyor. Discord kanalına katıldıktan sonra da şöyle bir sayfa gelecek size. Ben bunun için yeni bir Discord oluşturdum. Sırf buraları size gösterebilmek için. Öncelikle Verify kısmına gelip tik işaretine basıyoruz. Neden basamıyorum? İlk öncelikle şuradaki tamamlandığı yapmamız gerekiyor. Ve telefonu doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar. Telefonu doğrulayamadığım için şu an bu hesapla yapamıyorum bu kısımları. Buraya tıkladıktan sonra aşağıda bir yer daha olacak. Oraya da tik işaretini basacaksınız. Daha sonrasında kendi Discord'umdan göstereyim artık. Daha sonrasında arkadaşlar şurada verification kısım var. Buraya ünlem verification yazıp gönderiyorsunuz. Tüm verification'ı aldıktan sonra size özel bir mesajla bir bot geri dönüş yapıyor. Ardından Poseidon JTG diye size bir bot sizin max adresinizi soracak. Vax adresini sorduktan sonra arkadaşlar buraya kendi Vax adresinizi yazıyorsunuz ve size diyor ki bak emin misin bunun dönüşü yok. Eğer eminsen evet, değilsen hayır yaz. Evet yazıyoruz ve oyunumuza başlayabiliriz ondan sonra. Oyunda ne yapacağız peki şimdi? Dediğim gibi yazı tabanlı olduğu için Discord üstünden oynayacağız. Size başka bir bot geri dönüş yapacak. Bu arkadaş bu bot geri dönüş yapıyor size ve oyunumuz burada başlıyor. Evet, oyun direkt buradan ibaret arkadaşlar. Öncelikle diyor ki size, kardeşim ya sen eşyaları aldın mı? Bir zırh giyin, hani maceraya gideceksin. Hemen Equip Items'a tıklıyoruz. Ardından da size o paketi almıştık, içinden eşyalar düşmüştü ya hani. O eşyaları giymeniz gerekiyor. Buradan sağa sola basarak hangisi daha iyiyse onu seçin ve şuradaki iki tane kılıç simgesine tıklayın. Üstünüze zırhınızı giydiniz, silahınızı kuşandınız. Ardından da şuradan profil insan resmine tıklıyorsunuz, tamam mı? Hatta birlikte gösterelim ondan sonra. Profil resmine tıkladıktan sonra çalışmadı. Hah, hazır çalışmadığında da ne olacak? Size onu da göstereyim. Eğer takılırsanız arkadaşlar ünlem profile yazıyorsunuz.
ve bu şekilde düzeliyor. Eğer takılırsanız oyun hata, Discord hata verirse ünlem profile ile bunu düzeltiyorsun. Karakterinize ait tüm bilgileri gösteriyor. Hangi silahları, hangi armor'ı kuşanmışım, kaç level'im, speed'im vesairem de. Aynı bu RPG oyunlardaki gibi işte hız daha önce vurmanızı, agility uzaktan vurmanızda daha fazla vurmanızı, strength daha yakından vuruşta vuruş hasarınızı arttırmanızı gibi şeylere yarıyor. Ya bunları zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir de oyunda enerji denilen şey var. Bu enerjiyle de günlük maceralara, adventure'lara katılabiliyoruz. Ve bu adventure'lardan bize deneyim puanı geliyor. Deneyim puanı geldikçe de levelimiz atlıyor. Daha yüksek yerlerde kapışıyoruz. Ve aynı zamanda her macerada da bazı özel eşyalar da düşebiliyor. Ve oyunun kendi token düşüyor. Bir macerayı tamamlamak 25 enerji istiyor. Ve saatte de 5 enerji doldurabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Yani günde yaklaşık olarak 5 tane adventure yapabiliyoruz diye düşünebilirsiniz. Ama bunu daha da fazla arttırabiliriz. Zaten aşağıda da bakın yazıyor Fights Today. Bugün toplamda 9 olan hakkımdan 4 tanesini tamamlamışım. Enerji dolmuyor, nasıl daha fazlasını oynayacağız diyorsanız arkadaşlar, şuradan Adventure'a girdiğinizde bazen karşınıza farklı seçenekler çıkabiliyor. Enerjiniz fullanabiliyor. Ya da para karşılığında, oyundaki çıkarttığınız oyun parası karşılığında da hem yeni bir Adventure'a çıkabiliyorsunuz ya da enerjinizi yenileyebiliyorsunuz. Artık bu kısımların daha detaylısını siz oynadıkça göreceksiniz. Örneğin ben şimdi kendi enerjimi fullledim ve tekrardan Adventure'a birlikte çıkalım. Adventure'a bastığında karşımıza işte karşımdaki düşmanın zorluğu ve hangi tipte olduğu çıkıyor. Kolaymış, direkt fight diyorum. Ve fight deyip ardından burada bazı işte savaşlar dönüyor. Ben ona vuruyorum, o bana vuruyor vesaire vesaire. Karşılığında da düşmanın yerildiğini ve bana kaç experience ve ne kadar oyun parasından kazandırdığını gösteriyor. 45 token kazanmışım. Çok güzel. Şimdi profilime geri döneyim ben. Baktığımızda bakın benim arkadaşlar 75 enerjim var hala. Gelin sizlerle hızlı hızlı diğerlerini de yapalım. Yine easy ve melee çıktı. Yine kapıştım ve yine ben kazandım. Bir tane daha adventure yapalım. O kutup ayısıyla kapışacağız. O da iyiymiş. Kutup ayısını da yendik. Adventure'a tekrar tıkladığımda bir daha fight dedim. Ve Javelin Naga'yı yendik. Ondan sonrasında da bir profile tıklayalım şimdi. Enerjim 0 arkadaşlar. Günlükte toplamda oynayabileceğim 9 maçtan 8 tanesini yapmışım. Enerjim 0 olmasına rağmen Adventure'a tıkladığımda bakın bana bir uyarı geliyor. Diyor ki ya senin enerjin bitti kardeş. Bir tane daha para karşılığında 180 God Token karşılığında oynamak istediğine emin misin diyor. Ben şu anda istemiyorum. Sırf size bunu göstermek için yaptım. Zaten benim enerjim dolacak bugün gün içinde. Daha fazlasına bu daily fight'i yapmaya gerek yok. Oyunda aynı zamanda bilmeniz gereken diğer şeylerden bir tanesi de statlar arkadaşlar. Oo ben bir sürü stat kazanmışım. Bakın şimdi. Burada hepsinin açıklaması var. Speed daha önce vurmanızı, strength yakın hasarın gücünü, agility uzak hasarın gücünü, endurance da sizin canınızı yükseltiyor. Ben okçu kullandığım için şu anda bir speed'e vereceğim arkadaşlar. Ardından da agility'ye vereceğim. Bu arada başarısız oldu dedi. Bir profile geri dönelim. Böyle başarısız olduğunda profile geri dönün. O da yaramıyorsa ünden profile yapın. Benim kaç tane? 10 tane daha var. Speed'e vermişim. Şimdi bir agility'ye verelim. Tamam, agility'ye verdik. Orada yukarıda başarısız oldu diyor ama büyük ihtimalle bu çalışıyor şu anda. Bir stat'a bir daha bakalım. Aynen vermişim. Ben bir tane daha agility'ye vereceğim arkadaşlar. Tamamdır. Hepsini verdik, dağıttık. Şimdi ben bu kadar oynadım. Bir yandan da enerjiyi de harcıyorum, vesaire de harcıyorum. Ne biriktirmişim bakalım. Toplamda 253 var. Bu 253 ne kadar ediyor? Şuradan hemen bir Alcor'a girelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Şunu Vax Mainnet olarak değiştirelim. Connect'e tıklayalım. Cüzdanımızla girelim. Şimdi marketten bakalım neydi bu? God Journey, God T'di arkadaşlar. God T olarak geçiyor bunun token'ı. Ve 200 mi dedik? Örneğin şu fiyattan ben toplamda 200'e satmak istiyorum dediğimde 18 Vax çıkıyor. Zaten oyun parasını çıkartmışım şu anda. Hani daha dün başladım zaten. Çıktı eşyaları sattım vesaire. Bu kadar kolay mı? Hayır arkadaşlar. Withdraw deyince sizin karşınıza hemen bir uyarı geliyor. 10 level olana kadar size para mara yok. Ben kaç levelim şu anda? 7 levelim.
Dün akşam başladım arkadaşlar. O yüzden benim size tavsiyem şu. Zaten günde 5 kere, değil mi? 5 kere demiştik. Yani 4.9'dan 5 diyelim biz ona. 5 kere kendiniz maç yapabiliyorsunuz 24 saat içinde. E bu 24 saat içinde de sizin bir genlik sınırınız var. Ben şimdi 5 tane maç yaptığımda 9'dan 5 çıkartırsak 4 tane daha oynamam gerekiyor. Kazandığım paralarla hemen enerjimi yeniletiyorum. O adventure parayla çıkıyorum ve diğer kalan kısmı da oynuyorum. Bu sayede levelimi hemen yükseltip bir an önce oyunun başlarındayken, fiyatları da yüksekken karlı bir şekilde God Token'ı satmayı planlıyorum. Aynı şeyi size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir an önce arttırın levelinizi, ona çıkartın ki şu parayı çekip satabilelim. Aynı zamanda oyundan da düşürdüğümüz şöyle şeyler var. Marketplace'e bakalım. Daha tek kazancımız burası değil. Bakamadık. Şöyle bir yenileyelim. Marketplace'e tıklayalım. Materials'e tıklayalım arkadaşlar. Oyundan da bazen materyaller düşüyor. Şimdi Your Material Inventory'ye tıkladığımızda bakın ben Ashwood ve bir tane de Leather düşürmüşüm. Bir tane deri, bir tane de ağaç düşürmüşüm. Odun düşürmüşüm. Tamam mı? Şimdi sell dediğimde buradan tıklıyorum. Kaç tane satmak istediğimi seçiyorum. Ve bu da örneğin 4 Gatti ediyormuş. Çok para değil biliyorum ama bedavadan köşeden ekstradan para kazandırıyor arkadaşlar. Evet, tüm oyun buydu arkadaşlar. Aynı zamanda burada etkinlikler olacakmış, yok silahları geliştirme falan. Daha bir sürü detayı olacak oyunun ve sürekli geliştiriyorlar. Başındayken yakalayın derim, çok bir maliyeti de yok. Tamam, çok yüksek kazancı da yok ama oyun daha da fazla tutarsa çok daha güzel yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Vaxal'ında da bilmediğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız arkadaşlar, elbet bazen geç oluyor ama elbet sizlere geri dönüş yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.